Krizler Partisi CHP'de bu kez aday belirleme krizi patlak verdi. Aday tespiti için bir araya gelen parti meclisinde toplantının gündemi CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan rekabet oldu. Bu kriz ise İmamoğlu için kullanılan gölge genel başkan söylemini bir kez daha akıllara getirdi. CHP'de parti meclisi 250'ye yakın belediye başkan adayını daha belirlemek üzere Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Ancak herhangi bir aday ilanı açıklaması yapılmadı. Beklenenin aksine ilandan vazgeçilmesine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yakın isimlerin aday olması için kurduğu baskı neden oldu. İmamoğlu'nun İstanbul'un yanı sıra Ankara Çankaya adaylığı için de kendisine yakın bir ismi istemesi krizin fitilini ateşledi. Sadece Ankara değil, İmamoğlu'nun talepleri arasında İzmir, Muğla ve Tekirdağ'da kendisine yakın isimlerin aday gösterilmesinin de yer aldığı öğrenildi. Bunun arkasındaki nedenin de Ekrem İmamoğlu'nun bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği ve şimdiden kendisine bir taban oluşturma gayretinde olduğu belirtiliyor. İmamoğlu'nun taleplerine parti meclisinde Özel'in yanı sıra eski genel başkan Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlerin de karşı çıktığı öğrenildi. Krizin kaynağı belliyken partide ciddi bir kaos olduğu ortaya çıkarken genel merkez 250'ye yakın adayın açıklanmasının iptaline Yargıtay'ın cezaevinde bulunan tip milletvekili Can Atalay hakkında verdiği kararı gerekçe gösterdi. Özel, parti içindeki krizleri ve kaosları yetmemiş gibi ülke içinde de kaosa sebep olmak için Yargıtay'ın Can Atalay kararı için vatandaşı sokağa davet etti. 9 Ocak'ta Meclis Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdıklarını, 14 Ocak'ta Tandoğan Meydanı'nda miting düzenleyeceklerini açıkladı.